Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda yağlardan bahsedeceğiz, diğer bir adıyla lipidler. Biz organik bileşikleri hatırlayın ikiye ayırmıştık. Neydi? Enerji verenler ve enerji vermeyenler. Enerji verenler 3 taneydi. Karbonhidratlar, yağlar ve proteinler. Karbonhidratlar konusunu bir önceki videomda anlattım. Şimdi yağlar konusundayız. Arkadaşlar ilk önce yağların genel özelliklerine bakalım. Daha sonra çeşitlerinden bahsedeceğiz. Yağlar yine yapısında aynı karbonhidratlar gibi, daha doğrusu diğer organik bileşikler gibi yapısında karbon, hidrojen ve oksijen atomlarını barındırır. Ve bunlar bir araya gelerek, tabi farklı sayıda bir araya gelerek yağları oluşturuyor. O zaman ilk özellik olarak yazalım. Karbon, hidrojen, oksijen atomlarından oluşur. Arkadaşlar yağların bir diğer özelliği, enerji verici olarak ikinci sırada kullanılıyor. Şimdi bizim vücudumuz uzun süreli açlık çektiği zaman ilk sırada karbonhidratları kullanıyor. Karbonhidrat deposu bittiğinde yağlara geçiş yapıyor. Yağ deposu bittiğinde ise proteinlere geçiş yapıyor. Dolayısıyla ikinci sırada hangisi kullanıyormuş? Yağlar. O zaman şöyle diyelim. Enerji vermede ikinci sırada kullanılır. İkinci sırada kullanılırlar. Zaten proteinleri anlattıktan sonra bununla ilgili birkaç özellik var. Karbonhidrat, yağ ve protein karşılaştırması. Onların hepsini tek bir yerde toplayacağım arkadaşlar. Karşılaştıracağız. Ayrıca enerji vermede ikinci sırada kullanılır dedik. Peki parçalandığında en çok enerjiyi hangisi veriyor? Şimdi şöyle düşünün. Karbonhidrat, yağ, protein. Acaba hangisi parçalanınca en çok enerji veriyor? Yağlar tabii ki. Arkadaşlar yağların yapısında çok fazla miktarda hidrojen vardır. Dolayısıyla bu hidrojeni parçalayabilmek için fazla miktarda da oksijene ihtiyaç vardır. Hücresel solunumda parçalandığında en fazla enerjiyi yağlar veriyor. Yapısındaki hidrojen fazlalığına bağlı olarak. O zaman şöyle diyelim. Hücresel solunumla parçalandığında en fazla enerjiyi yağlar verir. Peki diğer özelliği nedir? Arkadaşlar derimizin altında depo edilerek vücut ısımızın sabit kalmasını sağlar. Deri altında depo edilerek vücut ısısının sabit kalmasını sağlar. Bir diğer özelliğine baktığımızda yağlar organlarımızın etrafını sararak bunların korunmasını sağlıyor arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim. Etrafını sararak korur. Evet, bir özelliği de bu. Yağların yine diğer bir özelliğine baktığımızda nötral yağlar enerji depo eder arkadaşlar. Yani enerjinin kullanım formu nötral yağlardır. Biz yağları 3'e ayıracağız. Steroidler, fosfolipitler ve nötral yağlar olarak. Nötral yağlar enerjinin kullanım şeklidir. Ayrıca yine yağlarla ilgili şunu da söyleyeyim. Özellikle insanda bulunan A, D, E ve K vitaminlerinin emilimini kolaylaştırır arkadaşlar. Yağlar. Hemen bunu da yazalım. İnsanda A, D, E ve K vitaminlerinin bağırsaktan emilimini kolaylaştırır. Emilimini kolaylaştırır. Arkadaşlar hatırlayın, az önce söyledim, dedim ki yağların yapısında fazla miktarda hidrojen var. Çok hidrojen bulunduğu için hücresel solunumda parçalandığında açığa ayrıca fazla da su çıkıyor. Biz bu suya metabolik su diyoruz. Bu metabolik su bizim işte susuz kaldığımız zamanlarda yağlar parçalanarak açığa çıkıyor ve bizim hücrelerimiz bu suyu kullanıyor. Özellikle bazı canlılar yağ depo ederler. Kimler peki bunlar? Mesela kış uykusuna yatan hayvanlar yağ depo ediyorlar. İşte kış uykusuna yattıklarında metabolizmalarını minimum seviyeye düşürdüklerinde, hani
mecbur uykuya yattığı için su içemeyeceği için ne olacak? Bu vücudundaki yağ kullanarak hücrelerin su ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca göç eden hayvanlar, hani uzun süre uçtukları için su içme gibi bir ihtimalleri olmayacak. Bu yüzden de yağ parçalayacaklar. Yine çölde yaşayan işte develer, bunun gibi bazı hayvanlar, mesela develer ne yapıyor? Hörgüçlerinde yağ depo ediyorlar. Bu yağ parçalayarak su ihtiyaçlarını karşılıyorlar. O zaman şöyle diyelim isterseniz, yağlar için fazla miktarda hidrojen içerir. Bu hidrojenler hücresel solunum sırasında neye dönüşüyordu? Suya. Suya dönüşür. Bu suya arkadaşlar metabolik su denir. Bu suya metabolik su denir. Özellikle nerede kullanıyorduk bunu? Su ihtiyacı olduğu zaman kullanılıyor. Su ihtiyacı olunca metabolik su kullanılır. Metabolik su kullanılır. Özellikle hangi canlılar kullanıyordu? Hemen onları da örnek verelim. Şöyle diyelim. Bazı canlılar metabolik su için yağ depo eder. Örnek verelim. Kış uykusuna yatan hayvanlar, özellikle mesela ayılar, kış uykusuna yatan hayvanlar, daha sonra develer, göç eden kuşlar. Bunlar ne yapıyor? İşte yağ depo ederek bu yağları parçalayarak metabolik su üretiyorlar ve su ihtiyaçlarını karşılamış oluyorlar. Evet, buraya kadar yağların genel özelliklerinden bahsettik. Şöyle metabolik suyun altını da çizelim, belli olsun. Şimdi yağların çeşitlerine bakacağız. Arkadaşlar yağlar 3 çeşittir. Hemen yazalım, arka sayfada anlatalım. 3 çeşit yağ vardır. 3 çeşit yağ vardır. Hemen bir sonraki sayfada ne yapacağız anlatacağım. Yine ben tablo şeklinde anlatmayı tercih ediyorum. Dediğim gibi ben genellikle konuyu anlatırken tablo halinde anlatıyorum. Şöyle yağlar diyelim ve 3 ayıralım. Neydi? Fosfolipitler. Daha sonra steroidler. Ve nötral yağlar. Arkadaşlar nötral yağların diğer adı trigliseritler. Evet. Şimdi fosfolipitlerden başlayalım. Fosfolipitler yapısında fosfat bulunan yağlardır arkadaşlar. Bu yağlar sadece tek bir görevi var. Hücre zarının yapısına katılır. Peki nasıl oluşur? Arkadaşlar fosfolipitlerin yapısında iki tane yağ asidi, bir tane de gliserol vardır. Bu gliserolle yağ asitlerinin ester bağlarıyla bağlanması sonucunda ortaya çıkar. Bakın şöyle hemen anlatalım. Bakın bir tane gliserol molekülü var. Bu gliserol molekülüne iki tane yağ asidi bağlanır. Yağ asidi. Bu yağ asidine bağlanan gliserol molekülleri her bir bağda bir molekül su açığa çıkarır arkadaşlar. Şuradan bakın, bir molekül su açığa çıkarır. Ayrıca gliserol kısmına ise bir tane de fosfat bağlanır. İşte biz bu yapıya ne diyoruz? Fosfolipit diyoruz. Bu fosfolipitler görünüm olarak şöyledir. Hani ben böyle anlattım ama aslında görünüm olarak şöyledir arkadaşlar. İlk önce bir formülünü yazayım bunun. Neydi? Gliserol bir tane artı iki tane yağ asidi. Yağ asidini kısaca YA olarak yazıyorum. Daha sonra fosfolipit artı iki tane de ne oluştu? Su oluştu. İşte biz bu yapıya fosfolipit diyoruz. Fosfolipitlerin görünümü şöyledir.
Bakın şu şekilde görünür ve hücrelerinin yapısına katılır. Tabii bunun bir de fosfat bağlanan kısmı var. Burası vardır. Şimdi fosfolipidlerin bir suyu seven bir de suyu sevmeyen kısmı vardır arkadaşlar. Fosfolipidlerin şu gliserol olan kısmı suyu seven kısım. Suyu seven kısım. Biz buraya hidrofilik kısım diyoruz. Hidro ne demek? Su demektir. Gelelim diğer kısmına, yağ asitlerinin bağlandığı kısmına. Yani şuraya ise, bakın şu kısma ise hidrofobik diyoruz. Hidrofobik. Fobi ne demek? Bir şeyden korkmak, sevmemek demektir. İşte sudan korkan, suyu sevmeyen kısım hidrofobiktir. Bu da nedir? Yazalım parantez içinde. Suyu sevmeyen kısımdır. Bunlar yan yana gelirken suyu seven kısım hücrenin dışına ve içerisine bakar. Çift katlı bir tabaka halinde bir araya gelirler. Suyu seven kısım hücrenin dışına ve içine bakarak suyla temas halinde olur. Suyu sevmeyen bu yağ asitlerinin bulunduğu kısım ise arkadaşlar hücrenin birbirlerine bakarak suyla teması engellenmiş olur. Bakın şu şekilde diziliyorlar. Kısaca bir göstereyim. Bakın şöyle. Hani halaya tutuşmuş insanlar gibi düşünün. Evet, bu şekilde. Bir de karşısında var tabii ki. Bakın suyu seven kısım ne yaptı? Hücre içine ve hücre dışına baktı. Suyu sevmeyen kısımlar da birbirine bakarak sudan korunmuş oldu. İşte bu nedir? Hücre zarının yapısıdır. Hücre zarının yapısı. Genel olarak bu şekildedir. Arkadaşlar görevini de yazalım. Fosfolipidler için ne dedik? Hücre zarının yapısına katılırlar dedik. Hücre zarının yapısına katılır. Yapılarında hangi bağ vardı? Ester bağı. Yapısında ester bağı bulunur. Ester bağı bulunur. Fosfolipidlerle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Unutmayın, iki tane yağ asidi bir molekülde gliserol bir araya geliyor. Bir tane fosfolipid oluşturuyor, iki tane de su oluşturuyor arkadaşlar. Peki suyu sevmeyen kısım neden suyu sevmiyor? Şimdi bakın şöyle düşünün. Yağ asidi bağlanırken açığa ne çıkıyor? Su, değil mi? Eğer ki su molekülü buraya tekrardan gelirse, bu sefer bunun çözünüp bu yağ asidinin gliserolden ayrılmasını sağlayacak. Yani bizim yağ asitlerimiz ve gliserolümüz ayrılarak fosfolipid parçalanacak. Bu yüzden de yağ asidi olan kısımlar maalesef suyu sevmeyen kısımlardır parçalanacakları için. Evet, fosfolipidler bu şekilde. Gelelim bir sonraki yağ çeşidimiz steroidlere. Arkadaşlar steroidler yapısında yağ asidi gliserol bulundurmuyorlar. Bunlar direkt steroid olarak bulunuyorlar. Yani aslında hücre zarından geçebiliyorlar. O zaman şöyle diyelim. Küçük moleküllerdir. Hücre zarından geçebilirler. Küçük moleküllerdir. Hücre zarından geçebilirler. Peki küçük moleküllerse sindirime uğrarlar mı? Hayır, uğramazlar. Sindirilmezler. Arkadaşlar steroidler bazı hormonların ve D vitamininin yapısına katılıyor. Onu da yazalım. Bazı hormonların ve D vitamininin yapısına katılır. Yapısına katılır. Steroidlerle ilgili şunu da söyleyelim. Bu hormonlardan bahsedelim. Hormonlar çıkabilir karşınıza. 5 tane hormon vardır arkadaşlar. 5 tane hormon. Bu hormonlar aldosteron, kortizol, progesteron, testosteron ve östrojen hormonlarıdır. Böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinden salgılanan hormonlardır. TT için anlatıyorum. Hani AYT kısmında da sorulabilir. TT kısmında da steroidlerle ilgili soru sorabilir. O yüzden bunları bilseniz iyi edersiniz. Şöyle yazalım. Kortizol, aldosteron, progesteron, testosteron ve östrojen. Bunların yapısına katılıyor. Evet, steroidler bu şekilde. Bir de hayvan hücrelerinin zarında bulunan önemli bir steroid vardır arkadaşlar. Kolesterol.
Hemen kolesterolü yazalım şuraya. Kolesterol. Arkadaşlar kolesterol hayvan hücrelerinin zarında bulunarak zarın geçirgenliğini artırır. Unutmayın sadece hayvan hücrelerinde bulunuyor ve bir steroid çeşididir. Şöyle yazalım. Hayvan hücrelerinde bulunan bir steroid çeşididir. Hücre zarının geçirgenliğini artırır. Hücre zarının geçirgenliğini artırır. Evet, kolesterolle ilgili söyleyeceğimiz de bu şekilde. Yani karşınıza dediğim gibi çıkabilir. Hangisi sadece hayvan hücrelerinin zarında bulunur diye sorabilir arkadaşlar. Kolesterol diyeceğiz. Steroidler ve fosfolipitler bu şekilde. Gelelim nötral yağlara. Arkadaşlar nötral yağlar bizim enerjinin kullanım şeklidir. Yani yağların depo edildiği şekildir nötral yağlar. Hani vücudumuzda işte fazla glikoz, fazla protein neye dönüştürülüyor dedik? Yağ dönüştürülüyor. İşte bu dönüşüm şekli nötral yağlar şeklindedir. Peki nötral yağların yapısı nasıl? Nötral yağların yapısında 3 tane yağ asidi, 1 tane de gliserol molekülü vardır arkadaşlar. Şöyle yazalım bakın. 1 tane gliserol artı 3 tane yağ asidi vardır. Yine kısaca YA olarak yazdım. Bir araya gelip neyi oluşturuyor? Triglyserit yani yağları oluşturuyor. Artı 3 molekül de su oluşuyor. Yine o zaman yapısında ester bağı var mıdır? Var. Steroidler küçük moleküller olduğu için bunların yapısında ester bağı yoktur. Ama fosfolipitlerde ve nötral yağlarda ester bağı bulunur. O zaman yazalım. Ester bağı bulunur. Evet, nötral yağlar bu şekilde. Arkadaşlar biz nötral yağları yapısındaki yağ asitlerine göre ikiye ayırıyoruz. Şöyle yazalım. Yapısındaki yağ asitlerine göre ikiye ayrılır. Hemen ayıralım. Şöyle ayırıyorum. Doymuş ve doymamış yağlar diyeceğiz. Doymuş yağlar, bir de doymamış yağlar. Peki neye doymuş, neye doymamış? Arkadaşlar, doymuşluk, doymamışlık yapısındaki hidrojene bağlıdır. Eğer ki hidrojen bakımından doymuşsa biz bunlara doymuş yağlar diyoruz. Ama hidrojen sayısı azsa biz bunlara da doymamış yağlar diyoruz. O zaman şöyle diyelim. Yapısında hidrojen çoktur. Doymuş yağlar için dedik. Doymamış yağlar için ne diyoruz? Yapısında hidrojen azdır. Evet. Bir diğer özelliği doymuş yağlarda hani dedik ya yağların yapısında karbon, hidrojen, oksijen var diye. Arkadaşlar doymuş yağların yapısındaki karbonlar arasında çift bağ yoktur veya çok azdır. O yüzden şöyle diyorum. Karbonlar arasında çift bağ yoktur diyoruz. Buraya ne diyeceğiz? Peki tam tersini yazacağız. Karbonlar arasında çift bağ vardır diyeceğiz. Çift bağ vardır diyoruz. Evet. Bir diğer özelliği arkadaşlar doymuş yağlar oda sıcaklığında katı haldedir. Çünkü hidrojenler bulunduğu için bu hidrojenler bir arada bulunuyorlar. Yani birbirlerine tutunuyorlar ve katılaşıyorlar. O yüzden oda sıcaklığında katıdır diyoruz. Oda sıcaklığında katıdır. Doymamış yağlar için ne diyeceğiz? Oda sıcaklığında sıvıdır diyeceğiz. Oda sıcaklığında sıvıdır. Peki oda sıcaklığında katı olan yağları hatırlayalım. Nedir bu yağlar? İşte tereyağı, kuyruk yağı, iç yağı. Bunlar nedir? Oda sıcaklığında katıdır. Peki bu yağlar bitkisel kaynaklı mıdır, hayvansal kaynaklı mıdır? Tabii ki hayvansal kaynaklıdır. O zaman doymuş yağlar için ne diyeceğiz? Hayvansaldır. Doymamış yağları hatırlayalım. Oda sıcaklığında sıvı olanlar
Mesela ayçiçek yağı, fındık yağı, ceviz yağı, zeytinyağı bunlar nedir? O da sıcaklığında sıvı. O zaman bunlara da bitkiseldir diyebilir miyiz? Evet, bitkiseldir. Örneklerini de yazalım. Tereyağı, iç yağı, kuyruk yağı gibi. Bu şekilde. Doymamış yağlar için de şöyle yazalım birkaç tane. Ayçiçek yağı, fındık yağı. Bu şekilde arkadaşlar bitkisel yağları böyle çok uzun uzatıya yazabiliriz örneklerini. Evet, yağların genel olarak çeşitleri bu şekilde. Ben şimdi size doymuş yağları, doymamış yağları anlatmışken bunların yapısındaki hidrojenlerden ve çift bağlardan bahsedeyim biraz. Şöyle şurada bir örnek çizmek istiyorum, yazmak istiyorum arkadaşlar. Diyelim ki 4 karbonlu olan bir yağ asidini düşünelim. Şimdi 4 karbonlu bir yağ asidimiz var. Karbon kendisini tamamlayabilmek için, bakın kendini kararlı hale getirebilmek için 4 tane bağ yapar arkadaşlar. Şimdi bu 4 bağı düşündüğümüz zaman karbonlar ne yapacak? Bakın her birine 4'ü tamamlamak için şöyle bağ yapacaklar. Şimdi bu karbonlara hidrojen bağlayalım. Her bir karbonun kendini tamamlaması için hidrojen bağlanması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle hidrojeni bağladık. Tabii bir tarafa da karbon, hidrojen ve oksijen bir arada bulunduğu için OH bağlıyoruz. Şimdi bakın bu karbona baktığımızda bu karbon hidrojen bakımından gayet zengin bir karbon zinciri. O zaman biz buna ne diyoruz? Doymuş yağ asidi diyoruz arkadaşlar. Şöyle karşısına yazalım. Doymuş yağ asidi. Peki şöyle yapalım. Aynısını çizelim. Aynı yine 4 karbonlu yapalım. Şöyle 4 karbonlu. Bu karbonlar yine kendini 4'e tamamlamak için ne yapacaklar? Bağ kuracaklar. Bunlardan bir tanesini şunu mesela ortadan kaldıralım. Ne olur onu ortadan kaldırırsak o buradaki karbon kendini 4'e tamamlamak için 2 tane bağ yapmak zorunda kalacak. Yani çift bağ oluşacak. Peki çift bağ yaptıktan sonra hemen sayıyorum. Bu karbonun kaç bağı var? 1. O zaman tamamlayalım bunun hidrojenlerini. Tamamladık. Şuraya OH yazdık. Bu karbonun kaç tane bağı var? 1, 2, 3 tane bağı var. O zaman 4'e tamamlamak için bir tane hidrojen yazdık. Daha sonra geliyorum şuna. Bunun da yine 3 bağı var. O zaman tamamlamak için bir hidrojen yazdık. Bunun da arkadaşlar tek bağı var. Tamamlamak için ne yaptık? Birer tane hidrojen yazdık. Şimdi yukarıdakinin hidrojenlerine baktığımızda 4, 8, 10 tane hidrojeni var. Ama buna baktığımız zaman kaç hidrojene düştü? 2 tanesi azaldığı için 8 hidrojene düştü. İşte biz buna ne diyoruz? Doymamış yağ asidi diyoruz. Doymamış yağ asidi. İşte bu yağ asitleri aralarında çift bağ bulundurdukları için ve hidrojen sayısı az olduğu için doymamış yağ asidi olarak isimlendirilir. Diğerlerinde hem çift bağ yoktur hem de arkadaşlar hidrojen sayısı fazla olduğu için de doymuş yağ asidi olarak isimlendirilir. Buna göre de yağların yapısına katılır, doymuş yağlar ve doymamış yağlar oluşturur. Şimdi yağlarla ilgili son bir kısmımız kaldı. Margarinler, yani diğer bir adıyla trans yağlar nasıl oluşuyor arkadaşlar? Şimdi trans yağlara bakalım nasıl oluşuyorlar. Şuraya trans yağlar yazıyorum. Parantez içerisinde margarinler. Arkadaşlar, margarin dediğimiz, trans yağ dediğimiz yapı aslında bitkiseldir. Peki bitkisel yağların nasıl olması gerekiyor? Katı mı sıvı mı? Tabii ki sıvı olması gerekiyor. Ama margarinlere baktığımızda margarinler katı yağlardır. Bu katılaştırma işlemi nasıl yapılıyor? Margarinler üretilecekleri fabrikalarda şöyle karbonları arasındaki çift bağları kırılıyor. Ve bu bağlar kırılarak hidrojenlere karbonlar doyuruluyor. Ne oldu? Dışarıdan bir işlem gördü. İşte biz bu yüzden bu yağlara trans yağlar diyoruz arkadaşlar. O zaman trans yağların açıklamasını yazalım. Karbonlar arasındaki çift bağlar kırılarak hidrojene doyurulur.
hidrojene doyurulur ve yağ ne olur? Katılaşır. Yağ katılaşır. Böylece margarinler oluşur. Böylece margarinler oluşur. Şimdi işte şeylerde bu margarinlerin üstünde bitkiseldir yazar. İşte trans yağ içermez yazar falan ama arkadaşlar bu aslında yanlış bir şeydir. Neden? Çünkü zaten yağın kendisi transtır. Yani çift bağları kırılmış, hidrojene doyurulmuştur, dışarıdan bir işlem görmüştür ve zararlı hale getirilmiştir. O yüzden de margarinler her zaman için zararlıdır. Hani diyorlar ya kalp dostudur, işte rahatlıkla işte pilav yapabilirsiniz falan filan. Aslında bunları çokça da kullanmamız gerekiyor. Hatta ben size bir tane örnek göstereyim. Hemen getireyim bir tane. Evet, hemen aldım bir tane arkadaşlar. Bakın ne yazıyor üstünde? Bitkisel margarin yazıyor. Bitkisel olduğu için bunun aslında nasıl olması lazım? Sıvı bir halde olması lazım. Ve üstünde dikkat edin ne yazıyor? Trans yağ yoktur yazıyor. Aslında bu yağın kendisi transtır. İçeriğinde tamam ekstra bir trans yağ katmamış olabilirler. Ama kendisi dışarıdan ısıl işlem gördüğü için veya farklı bir işlem gördüğü için kendisi bir trans yağdır. O yüzden margarinlerden kesinlikle uzak durmamız gerekiyor. Ama yine evlerimizde bulunduruyoruz. Benim de bulundurduğum gibi. Evet, yağlarla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda proteinlere geçeceğiz. Yağlarla ilgili elinizde soru varsa bu soruları çözebilirsiniz. Ben organik bileşikleri tamamladıktan sonra genel bir soru çözümü yapacağım size. O soru çözümünü de izleyebilirsiniz. Evet, bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.